Arkadaşlar hepinize tekrar selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Normalde pazar günleri video yayınlıyordum fakat güncel bir konu olduğu için bugün de sizleri bilgilendirmek istediğim bir konuda. Evet, Green Card başvuruları hakkında bazı tüyolar vermek istediğim, bilgilendirmek istediğim gelin isterseniz hiç vakit kaybetmeden bu kısa videoda green card başvuruları hakkında konuşalım. Arkadaşlar biliyorsunuz birçok firma ücret karşılığında green card başvurusu yapıyor sizler için. Başta şunu söyleyeyim, buna hiç ihtiyaç yok. Green card başvurusu yaparken Hiçbir kimseye ücret ödemek zorunda değilsiniz. Sakın ödemeyin. Bunu baştan söyleyeyim. Ha, green card aldıktan sonra eğer çıkarsa size bu lotere diyoruz ya. Eğer burada green card size çıkarsa çıktıktan sonra bazı avukat masrafları olabilir. Hani o işi takip etmesi için o ayrı konu. Ama daha hiçbir şey çıkmamış. Sadece başvuru için işte şu kadar para verirseniz sizin için başvurabiliriz diye ilan eden şirketler görüyorum. Özellikle öğrenci arkadaşlar zaten biliyorsunuz yani ekonomi ortada zor geçiniyorlar. Bir de onlar için para harcamasınlar diye bu videoyu yapmak istedim. Yalnız arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Normalde bir akademisyenseniz ve akademisyen olarak ilerleyecekseniz aslında sizin çok çok da vize sorunuz olmayacak. Onu baştan söyleyeyim. Neden diyeceksiniz? Mesela bir kongre mi var? Kongre'ye gitmek istiyorsanız kongreden zaten kurucusu size bu kongre ile ilgili davetiye gönderecektir. O daveti ve kabul belgenizi kongreye kabul edildiğinizde dair belgeyi gönderdiğiniz zaman kongre için vize alabilirsiniz. Ya da bir observershiplik gözlemci olarak gitmek istiyorsunuz diyelim. Yine aynı şekilde gözlemci olarak gideceğiniz kurum size gerekli formları gönderecek doldurulmuş halde. aslında vizenizi gönderecek. O vize ile birlikte, siz konsolosluğa gittiğiniz zaman konsolosluk otomatik olarak size yine vizenizi verecek. Yani bu şekilde başvurup da alamayan ben çok duymadım. Çünkü neden? Zaten o kurum yani sizi kabul edecek kurum sizi baştan aşağı bir çek ediyor. Yani eğer alabilecek gibi ise size tamam siz buraya gelebilirsiniz diyor. Aslında o andan itibaren vizenizi almış oluyorsunuz. Ha çok ekstrem durumlar vardır. Yani o kurumun da bilmediği fakat konsolosluğun bildiği. O durumlarda belki sıkıntılar çıkabilir. Ama bunun dışında bir akademisyenin vize almada zorluk çekeceğini ben düşünmüyorum. Yurt dışına giderken özellikle kongrelerde, observership, hele fellowship, research veya fellow veya clinical fellow olarak gidecekseniz de aynı şekilde kuruma müracaat edeceksiniz. Örneğin Amerika'da C1 vizesine müracaat e siz bile etmiyorsunuz. Yani kurum sizin için bütün C1 vizesiyle ilgili belgeleri zaten gönderiyor. Ve siz o belgeleri alıp konsolosluğa gidiyorsunuz. O kadar pasaportunuzu veriyorsunuz ve konsolosluk size bir hafta içerisinde pasaportunuzla birlikte vizeniz basılmış olarak size geri gönderiyor bunu belirtmek istiyorum ilk önce. Yani dolayısıyla akademiyaya başlayan arkadaşlar, başlamayı düşünen arkadaşların vize sorunu olmayacağını şu anda bilsinler. Fakat nasıl ki hani bizim pasaportumuz var, renkleri farklı, yeşil pasaportla işte vizesiz bir yerlere gidiyoruz. Kolaylık sağlıyor öyle değil mi? Yoksa çok fazla da bir şey yok. E şimdi bu kolaylık sağladığı için yeşil kart da kolaylık sağlayacak sizlere. Daha rahat girip çıkabilirsiniz. E çünkü dünya artık globalleşti. Globalleştiği için artık bir yerde durup bütün ömrünüzü orada geçirmiyorsunuz. Bir 6 ay Amerika'ya gidiyorsunuz. 6 ay Avrupa'ya gidiyorsunuz. Çalışmanız, işinizi oralarda yapıyorsunuz. Ve dolaşıyorsunuz. Ve bu dolaşma esnasında vize prosedürleriyle uğraşmaktansa böyle bir kartınızın olması size büyük bir avantaj sağlayacaktır. Şimdi yeşil karta nasıl başvurulur hemen onu söyleyeyim arkadaşlar aşağıda açıklamalar kısmında linkini koyuyorum o linke basacaksınız Evet bastığınız gibi bu sayfa çıkacak bu sayfada gördüğünüz gibi aslında gerekli olan bütün açıklamalar yapılmış yani e, dV 2024 instruction dediği açıklamalar buraya bastığınız zaman hemen şuraya ben basmıştım bu vize ile ilgili açıklamaları göreceksiniz fakat buraları geçin. Hiç gerek yok. Burada sizin için en önemli olan şey foto. Yani fotoğrafınız. Fotoğrafınızın boyutu, rengi tam istediği şekilde olmalı. Bakın yine aynı web sayfada fotoğrafın nasıl yapıldığına ya da yapılması gerektiğine dair açıklamalar var. Hemen o sayfayı açayım. Evet. Görüyorsunuz ki bakın fotoğraflar burada örnekler vermişler. Bunlar kabul edilebilir fotoğraflar. Boyutlarını da vermiş, her şeyini vermiş. Dolayısıyla bu sayfaya göre fotoğraflarınızı sizin yapmanız lazım, dizayn etmeniz lazım. Bunu Türkçe'ye de çevirebilirsiniz bu sayfayı. Ben İngilizcesini açmışım. Hatta bu fotoğrafınızı yani çektiğiniz fotoğrafı dijital ortama koyduktan sonra burada yükleyip yani valid olup olmadığı yani geçerli olup olmadığını görebilirsiniz. Evet bu sitede gördüğünüz gibi eğer fotoğrafınız varsa bakın burada basıyorsunuz. Bastığınız zaman sizi bir yere yönlendirecek ve burada fotoğrafınızı seçip eğer fotoğrafınızın gerçekten geçerli olup olmadığını öğrenebilirsiniz. İstiyorsanız bir örnek yapayım. Fotoğrafınızı bilgisayardan seçiyorsunuz. Ben fotoğrafı bilgisayardan seçtim. Fotoğrafım buydu. Şimdi şu yeşil kısma basıyorum ve bakıyor. Ve fotoğraf eğer yeşil çıktıysa böyle. Kabul edildi. Yani benim fotoğrafım şu anda uygunmuş. O zaman ben bu fotoğrafı kullanabilirim. Hiçbir sıkıntı olmadan kullanabilirim. Ha, fotoğrafınız çok önemli. Eğer fotoğrafınız istenmeyen şekilde ise ki deminki şeyde onu görmüştünüz. Hemen geriye gidiyorum. Aynen burada istenmeyen şekilleri de gösteriyor. Bakın gölge varsa... İşte çenenizin altına çok gölge gitmişse, gri veya farklı tonlarda varsa bu şekilde fotoğrafları kesinlikle istemiyor ve otomatik olarak reddediyor. Ha bunun dışında evet linke bastığınız zaman aşağıda belirttiğim linke bastığınız zaman bu sayfa gelecek dedim. Fotoğrafınıza ilk önce bakıyorsunuz. Fotoğrafınız tamam ise bilgisayarınızda dursun ve burada yeşil renkte Begin Entry yazan yere bastığınız zaman aslında sayfa açılıyor ve zaten bir sayfalık bir şey. Burada ilk önce sizin kendinizin robot olmadığınızı göstermeniz gerekiyor ki şuradaki kodu girip robot değilim diyorsunuz. Sonra buralara isimler yazıyorsunuz işte soyadınızı, isminizi, eğer varsa ikinci isminizi. Hani bazen ortada da isim oluyor ya. Yalnız burada eğer yoksa muhakkak burayı işaretleyin işte kadın veya erkek oluşumunuzu işaretleyeceksiniz. Doğum tarihinizi ay, gün ve yıl olarak gireceksiniz. Hangi şehirde doğdunuz? Bakın ilçe demiyor. Şehir. Şehri buraya yazacaksınız. Hangi ülkede doğduğunuzu buraya yaz işaretleyeceksiniz. Eğer yani başka bir ülkede doğmuşsanız ve şu anda başka bir ülkede yaşıyorsanız bunu e, işaretlemeniz lazım. No olarak. E, eğer mesela Türkiye'de doğdum ama Türkiye'de yaşıyorum. O zaman yes'te kalsın ve hiçbir şey yapmayacaksınız. Tamam Çünkü bazı arkadaşlar var mesela Azerbaycan doğumlu ama Türkiye'de yaşıyor. Bu no deyip buraya da Azerbaycanlı olduğunu yazması gerekiyor. Bunun altında fotoğraf yükleme sayfası var. İşte burada choose new fotoğraf dediği yere basarak fotoğrafınızı buraya işaretleyeceksiniz. Burada birinci kısma bir şey yazmanıza gerek yok. Fakat adres kısımlarını doldurarak sizin posta adresinizi doğru bir şekilde yazmanız gerekiyor. Zip koduna kadar doğru şekilde yazın lütfen. Sonra hangi ülkede yaşıyorsun onu yazmanız gerekiyor. Bu opsiyonel verdiği halde bence yazın. Yani 0090 girerek buraya telefon numaranızı muhakkak yazın. E-mail adresinizi iki kez yazmanız gerekiyor ve hangi e, okuldan mezunsanız yani ilkokul mu yoksa lise mi Doktora mı bitirdiniz? Master mı bitirdiniz? Bunu işaretleyeceksiniz. Evliyseniz buraya işaretleyeceksiniz. Bakın burada ev, sizin genelde Türkiye'den katılanlar hani evli ve kendi hanımı da eğer Türk vatandaşıysa bu ikinci kısmı işaretleyecek. Ama evli fakat hanımı Amerikan vatandaşıysa bu üçüncü kısmı işaretlemesi lazım. Divorced dediği boşanmış ya da dual olarak burayı işaretleyebilir veya bekar olarak unmarried kısmını işaretleyebilirsiniz. Bunun dışında kaç tane çocuğunuz var buraya da yazacaksınız. Çocuk sayısına göre ikinci continue dediğiniz zaman ikinci sayfaya geçecek. Ve ikinci sayfada da işte hem eğer evliyim dediyseniz ve çocuk sayısı verdiyseniz veya vermemiş de olabilirsiniz. Aile bireylerinin size bilgilerini soracak. İşte onların da fotoğrafları hazır bulunması lazım. Onların da fotoğraflarını muhakkak hazırlayın. Onların da fotoğraflarını hazırladıktan sonra onların da doğum tarihleri, isimleri, bilgilerini gireceksiniz sadece. Başka bilgi istemiyor. Bir güzelliği eski yıllarda pasaport bilgilerini de istiyordu. Herkesin pasaport bilgilerini istiyordu. Bu dönem pasaport bilgilerini istemiyor. Dolayısıyla siz bu bilgileri de girdikten sonra yani eşinizin ve çocuklarınız varsa girdikten sonra Summit butonu var altta ona basarak formu göndereceksiniz. Formu gönderdikten sonra çıkan form şöyle bir şey olacak. Bunu saklayın arkadaşlar. Çünkü burada bakın confirmation number denen bir numara var. İşte bu numara sizin oraya başvurduğunuzun numarası da 2024 ile başlıyor. Çünkü seneye Mayıs'ta bunlar sonuçlanacağı için o zaman sayfaya geleceksiniz. Ve buradaki confirmation number isim ve doğum tarihinizi oraya girdikten sonra Green Card'ın çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz. genelde arkadaşlar bu sayfa geldikten sonra bunu saklamıyorlar. Çünkü e-mail'inize falan bir şey gelmiyor. Bunu saklamanız gerekiyor. Bunun bir fotoğrafını alın. Bilgisayarının bir kısmında bunu saklayın. Kaybolmayacak bir şekilde print de alabilirsiniz. Bir yere koyun, saklayın. Ve muhakkak bir telefonunuzda, akıllı telefonunuzda yani Mayıs ayında işte alınacağı tarihte yani açıklanacağı tarihte bir bildiri açın ki onu unutmayın. O hatta o bir açtığınız bildiriye de bu confirmation number'ı da sayısını da koyabilirsiniz. Çünkü bildiri açıldığı zaman orada sayı da olduğu zaman sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Bu püf noktaları sakın sakın unutmayın. 5 Ekim tarihinden 8 Kasım'a kadar yeşil kart başvurularını yapabilirsiniz 2024 yılı için. Bu arada bu video burada kalacak, seneye de kalacak biliyorum. Ben yorum kısmına devamlı güncelleme ekleyeceğim. Yorum kısmında güncelleme tarihine lütfen bakın. Eğer güncelleme tarihi o yılın e, tarihi ise bu video geçerlidir. Değilse zaten Oraya güncelleme de derim. Bu sene böyleydi ama şimdi bu sene böyle oldu diye yorum kısmında ya da açıklama kısmında muhakkak yazacağım ki ileriki yıllarda da bu video sizin işinize yarasın. Evet arkadaşlar, Green Card başvuruları bu şekilde çok basit gördüğünüz gibi 2 dakikanızı bile almayacak. Onun için şirketlere boşu boşuna para vermeyin. Kendiniz yapın. çıktıktan sonra başka bir videoda neler yapılmalıdır onu tartışabiliriz. Bunu neden burada tartıştım derseniz akademisyenlikle ilgisine dediğim gibi en başta bahsettiğim akademisyenler olarak bizim çok bir vize sorunumuz yok. Fakat eğer yeşil kart olursa, yeşil pasaport olursa İşlerimiz çok daha kolay oluyor. İşleri kolaylaştırmak için sadece bu bilgileri paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Lütfen videoları başka platformlarda paylaşıp beğeni butonuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere, esen kalın.